geçmişten bugüne şifa verdiğine inanılan doğal taşlar takı ve süs eşyaları olmak üzere pek çok alanda kullanılıyor. Peki taşların anlamları neler? Aydın'da taş ekspertizliği yapan Tolga Şahin'e sorduk. Doğal taşın şifacı özelliğinden bahsetmeden önce ben dükkandan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu dükkan çok tarihi olan ve yaşanmışlığı olan bir dükkan. Tolga Bey, burası sizin dükkanınız ama babalardan kalan bir dükkan, evet, size değil mi? Evet. Biraz anlatır mısınız, nasıl bir yer burası? Burası dedem Aydın ilk milletvekillerinden. Tüccar, çiftçi. Onun bir takım işletmeleri var, fabrikaları var. Burası da merkez yazıhanesi. 1920'li yıllardan beri yapılan faaliyetlerin herhalde tahmin ediyorum 1940'lardan sonra olan yazıhanesi burası. 2002'ye kadar faaliyet vermiş. Sonra bir takım sebeplerden dolayı kapanmış. 18 yıldır kapalıydı. Ben de 2020 yılında bu şekilde değerlendirmeyi düşündüm. Sanırım o zamanki havası devam ediyor dükkanın. Ediyor, ediyor. Ben bozmak istemedim ama tabii hasbelkader bu kadar taş işinin içine girince çok renklendi yani. Evet, evet. Yani ben şeyi çok sevdim. O eski tarihi dokuyla taşın o güzel görüntüsünü birleştirmişsiniz. İnşallah iyi olmuştur. Evet, çok güzel gözüküyor. Peki doğal taş işine nasıl başladınız, nasıl merak saldınız? Yani aslına bakarsan bunun şeyi yoktu bende, bir farkındalığı yoktu. Tabii doğayla temasın insana kadar iyi geldiğini bilen, yaşayan bir insandım. Bir arkadaşım var, Boğaziçi mezunu. Doğuştan ama biyoenerjiyle de ilgileniyor. Onunla arkadaşlığımızın süresince o daha sonradan taşlara merak saldı. O benim ilgimi çok çekti. Yani doğuştan hiç görmemiş bir insanın taşlara dokunarak 4-3 çeşit kristali ayrı ayrı anlaması, onların renklerini bilmesi, bizim görmediğimiz renklerini bilmesi, evet, enerjilerini tarif edebilmesi benim ilgimi arttırdı ve araştırmaya başladım. Çok yönlü araştırdım. Kendi yerel taşlarımızı, Anadolu taşlarına kadar okudum, çalıştım, içselleştirdim. Bir anda kendimi mineral keşfi olarak buldum. 40'ın üzerinde dağlara çıktım, taşlar aradım. Bulduğum kristaller oldu çok şükür. Ve kendim de yaşayarak tecrübe ettim ağrı kesmelerini, ne bileyim, İçimizi rahatlatan enerjileri olduğunu kendim de yaşayarak şey yaptım. 3 yıl önce bu dükkanı doğal taşlarla buluşturdunuz. Yani taşların enerjisiyle buluşturdunuz. Yani bir süre, nasıl söyleyeyim, bir koleksiyoner olma çabasına girdim. Ufak ufak bütçelerle diğer taş dükkanların müşterisi oldum. Evet. Sonra bu işi yapmak istediğimi düşündüm. Bir güzellikle başladım. Şimdi doğal taşların biraz özelliklerinden, o şifacı özelliğinden ben bahsetmek istiyorum. Nedir özellikleri? Şimdi taşların elektromanyetik enerji alanları var. Saniyede tespit edilen titreşimleri var. Kısaca söyleyeyim, yani anlayabileceğimiz şey, bir sanatçının enstrümanını akort etmesi gibi. Allah'tan bir özellik bu. Kuvvet yalnız Allah'tan. Şifayı veren de sadece Yüce Allah. Onlardaki titreşimler, o duyarlılık da bizdeki titreşimleri akort ediyor. Biz aslında fabrika ayarlarına geri dönüyoruz. Açık bir insansak tabii ki bütün bunlar oluyor. Doğada her şey, Allah'ın yarattığı her şey, dağlar, taşlar, çimenler, insanların inananları dahil olmak üzere Allah'a tesbih ediyorlar. Taşlar da Allah'a tesbih ediyor. Onlar çok açıklar. Ben şöyle düşünüyorum. Dünyada bilim adamları 4500 çeşit taş tespit etmiş. Bunların 500'ü böyle kristalize olmuş. Kendi içlerinde kemale ermişler diyorum ben onlara. Biz de bu yolculuktayız. Biz kemale ermedik. O yolculuktayız. Frekansımız tuttuğu andan itibaren taşlarla bir buluşma söz konusu oluyor insanların hayatında. Ya da doğayla. Çok faydalı olduklarını düşünüyorum ama ameller niyetlere göredir. Evet. Bütün insanlık tarihinde kültürler, farklı inançlar, farklı amaçlarla kullanılan taşlar da olmuş. Taşları yormadan, yediğimiz içtiğimiz gibi o sadelikte taşlardan keramet beklemeden, evet, Bismillahirrahmanirrahim, şifa niyetine kullanmak yeterli olur diye düşünüyorum. Taşlar ne gibi sorunlara çare olur? Dumanlı kuvars. Görebilir miyiz şu anda? Tabii görebiliriz. Dumanlı kuvars şu kristal. Bu kristal. Peki ulaşmak kolay mı? Bulabilir miyiz? Bu bizim Aydın'ımızın kendi yerli taşlarından biri. Gerçekten. Dünyadaki en önemli yataklardan biri Aydın'da. Kuvars. Brezilya'da var. Evet. Bunun ağrı kesici özelliği dumanlı var. Dumanlı kuvars. Ağrı kesici... Yani Aydın'dan aslında gerçekten Aydın dağlarındaki mucizeyi de görüyoruz şu anda. Değil mi aslında Aydın'ın? Aydın
kristal kuvars, dumanlı kuvars yataklarıyla meşhur. Tabii ben biraz daha faydasına geri döneceğim. Bu görmüş olduğumuz taş sanırım ağrı kesici özelliğe sahip. Bununla birlikte panik atak, pozitif düşünce, meditasyon, konsantrasyon, beyin fonksiyonları. Özellikle meme tümörlerinde kullanılan tek kuvars türü bu. Önleyici frekanslara sahip, radyasyon çekiyor, topraklama yapıyor. Bir de bunun bir anten olduğu düşünülüyor. Yani yazılan bilgilere göre kainatın, evrenin pozitif enerjisini alır çeker, taş içine barındırır. Onu kullanan kişiyle birlikte o enerjiden o kullanan da nasiplenir denir. Müthiş bir taştır. Gerçekten rahatlatır. Önemli, çok önemliymiş. Vallahi benim çok iyi bir elimdeyken hissettim ben. Enerjisi açık insanlar hissedebilir taşları. Evet. Hatta anlatanlar var. Ya taşa dokunup işte kan akışım hızlandı, beynimde bir karıncalanma var diyenler var. Mesela evet. Bu amatist kristali. Amatist, evet. Bizde migren, Türkiye'de 5 milyon migren hastası varmış ve sanıyorum bunların %5'i doğru tedavi yöntemiyle bu rahatsızlıklarını giderebiliyorlar. Şiş kronik bir sorun. Evet. Migrende kullanabilecek birçok taş var ama biz hep amatiste başladık tavsiye etmeye ve o kronik 5 saatlik, 6 saatlik ataklar tarihe karıştı. Nasıl uyguluyoruz peki bunu? Nasıl migren uyguluyoruz? Sabah akşam şöyle bir yere oturup başımızı arkaya koyup alın çakramızda taşı 15 dakika tutuyoruz. Tabii bu büyüklükte bir taş belki yorar evet. Ama şöyle küçük bir cep taşı, şunun gibi bir, şunun kadar bir cep taşı yeterli oluyor. Bunu bir sporcu kürü gibi 21 gün yapmaya özen gösteriyoruz ama ilk andan itibaren o atakların, çünkü işte bu bölgede bir arıza, bundaki titreşim aynı o işte sanatçının en son akort etmesi gibi buradaki titreşimler akort ediyor. Bir süre sonra normale dönüyor kişi. Şimdi bunu anlattık. Ben şeyi çok merak ediyorum. Özellikle çocuklarda, bebeklerde kehribar sanırım. Çok popüler. Çok popüler. Onun etkisi nedir ve neden çocuklarda, bebeklerde kullanılıyor daha çok? İşte bu diş çıkarma esnasında çocuğun, bebeğin rahatsızlığı, ağrısı, ağız salyası çok yaygın, çok popüler. Çok da hani herkes birbirine tavsiye ediyor. Gerçekten evet, bebeklerde ağız salyasını kesiyor. Ağrı kesici özelliği var. Dişlerde biraz hızlı çıkıyor. Hatta ben 20'lik dişine zorlanan, bir türlü çıkmak bilmeyen bir arkadaşım vardı. Kehribar kullandı. 20'lik dişlerinin çıkışı hızlandı. Ona da yaradı. Zehirli guatr da çok iyi. Tiroid bezi sağlığında çok iyi. Özellikle orta yaşın üstünde antidepresan açısından çok iyi. Bu nesli tükenmiş bir çam ağacının fosilleşmiş bir taş, reçinesinin taş olmuş hali. Harika. Şifa veren Yüce Allah. Yani çok etkililer. Evet. O da Allah'tan. Evet.